Yani burada herhalde anladığım kadarıyla kötü bir yönetim var. Yani Hiç çok tecrübeli. tecrübesiz, iş bilir değil, pratik çözümler üretemiyor ve kilitlenmiş bir durumda. Daha vaktimiz var dedi, acele etmiyoruz dedi. Bitti Transferleri işte. belirledik dedi. Bitti transfer, bitti. Zamanı Transfer geçti, dönemi Ocak kapandı. geliyor. Herkes geliyor daha yani. İnan Bu bana. yönetim devam edebilir mi? Ben aslında bu soruyu merak ediyorum. Bu yönetim bu sezonu çıkartabilir mi? Ya da Sayın Başkan pazar günü dedi ki ben istifa etmeyi düşünmüyorum. 3 yıl daha buradayım dedi. Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Yani normalde Galatasaray yönetimi devam edemez. Öyle mi? Bu şartlarda devam edemez. Yani Mayıs'ı görmezler. Ocak'ta Galatasaray belki tekrardan bir sıkıntı olmasın diye çok şartlar, yani yönetim istifa eder etmez zorlanır, bir şey söylüyorum. Şartlar bakımından biz burada gitmeyiz diyemezler. İmzayı toplarlar, genel kurula giderler, orada da seçim olur. Ünal Aysal zaten divandaki hava, bak şimdi yakındaki yapacak divandaki hava, katılacaklar söylemler, ifadeler Galatasaray'da neyin nereye oturacağını bize gösterecek. Galatasaray skorlara değil ama yanlış yönetildiği için tepki var camiada. Yoksa Galatasaray ne skorları, 14 sene yönetimler şampiyon olmamış, görmemiş yani. Bunları yaşamış. Yanlış yönetiyorsan, yanlış yapıyorsan bu değil. Yani o zaman mali işlerden sorumluyken çok başarılıydı. O zaman başkası başkan olsaydı mali işleri devam etseydik yani. Yani skorlara Başkan bağlı olarak. genel kurul olmaz diyorsunuz Galatasaray'da. Skorlarla Galatasaray'da olmaz. Yönetim tarzıyla hata var. İşleyiş tarzında bir hata var. Çünkü bir yerde tıkandı, yürümüyor bu Zaten işler. muhalefetten de Evet. ses yok. Kimse bir şey söylemiyor. Kimse konuşmuyor Vallahi Galatasaray'la ilgili. söylemiyor değil yani. Hayır yani televizyonda, Tabii canım yani. basında mutlaka Var var. sizin Şimdi ilişkileriniz vardır, başkan adayları konuşuyorsunuzdur ama... falan var yani. Normalde çok ciddi hazırlananlar var Galatasaray'da. Hatta bunların içerisinde dün yaptığım araştırmaya göre Ünal Aysal'ın adı tekrardan geçiyor. Bu da enteresan. Yani. Evet, bunu altyazı olarak veren Ünal Aysal'ın da adı arkadaşlar geçiyor. Yani. Normal Levent koşulda abinin ağzından anladığımız Ünal kadarıyla Aysal'ın Galatasaray'da yakın bir zamanda bir tekrar kongre olursa Galatasaray'a sürpriz olmaz. dönebileceğini Yani söylüyor maddi Levent açıdan, şu abi. açıdan Önemli bir falan, açıklama bu. yani hayır, adaylığını koyabileceği Yani söyleniyor. konuşulan, camiada Galatasaray konuşulan camiası bu. kabul eder etmez ayrı bir konu ama böyle bir konuşma var. Belki bir oluşumu içinde yer alabilir. Başkan olmayabilir, dışarıda olabilir. Bak bir sürü yöneticiler var. Yani aktif olan şu anda Galatasaray'da gerçekten çok kıymetli yönetici adayları var. Dün ne tesadüftür ki hepsi maçtaydı yani. Uzun süredir bir araya gelmeyenler dünkü fotoğrafı görseydik, çekebilseydik yani orada. Bir oluşum var mı Levent Var abi tabii canım, dışarıda? olmaz mı? Bir değil iki oluşum var. İki oluşum var. Bu İki farklı oluşum var. programın tarihini Yok canım, ne alakası var? Biz burada her şeyi anlatıyoruz zaten. doğru. Ama yani her şey tavuğuna geldiği zaman açıklanır. Bakarsın şunlar bunlar. Bir yere kadar tıkandı. Bu iş tıkandı, çıkamıyor işin içinden. Çünkü yönetim çıkamıyor. Budur yani, nasıl dün Galatasaray ilk yarı rakip kaleye gidememişse, rakibin oyun sistemi ve presi seni karşı tarafa geçirmesine izin vermemişse, dün Galatasaray'ın yönetiminin şu andaki hali Galatasaray'ın Atletico maçındaki ilk yarıdaki hali gibi. Yani baskı, pres altında rakip kaleye bile gidemiyorlar. Bu Peki kadar Sayın net. Aysal'a birileri mi teklif ediyor ya da kendisi mi düşünüyor? Hani bu noktada aslında Şimdi sorular var. Ünal Bey'in en büyük hedefi Galatasaray'ı tek başına yönetmekti. Abramovich gibi. Ama Galatasaray'ın dinamikleri ve derin Galatasaray bu işe izin vermiyor. Şimdi dün örnek veren insanlar diyorlar ki 20 yıldır Atletico Madrid'de Jesus Silva ekibi yönetiyor diyorlar. Jesus Silva Atletico Madrid'in sahibi diyorlar. E tamam ama Jesus Silva sahibi diyorsunuz. Bakın Altın Ordu Kulübü'nün bir sahibi var. Doğru mu? Doğru. Galatasaray bir dernek, bir o Galatasaray Lisesi'nden doğmuş bir kulüp. Sahibi olacak çok adam var. 2006'da Abramovich talipti. 500 milyon dolar. Ali Sami'ni yapacaktı. Reklamı buraya veriyordu. Chelsea'de futbolcu getirecekti. Vermediler kulübü. O zaman buna bir karar vereceksiniz. Ya bir gelecek Katarlı alacak, ya gelecek zengin bir Rus alacak veya bir Amerikalı konsorsiyum alacak. Öyle ayakta kalabilirsiniz. Bu yani 5.2 oradan düştü. 1.5 Cemali'den kaldı. 1.5 şeyden kaldı. Para geldi.
TYS'den geldi de bakkal hesabıyla kulüp yönetilmez. Galatasaray kulübü eğer 400 milyon dolarlık bir asetse yıllık olarak bundan söz ediyorsan o zaman o asete göre yönetmen lazım. Nerede hata yapmışsan. UEFA, FIFA bir sene gitmeyebilirsin. Gitme Avrupa'ya bir sene ne fark eder? Bu sene Avrupa'ya katılmamış o. Gitme. Ama taraftarını Cabe'nin mutluluğu geleceğe dönük ciddi bir takım yarat. O zaman vermedi ki ben sana 3,5 milyon veremiyorum Schneider'de. Schneider deme. O zaman Schneider'i de satsaydın. O da bir aset. Onun da şimdi Schneider'le yapacağın 3 yıllık sözleşme, bu sezon sonunda yapacağın sözleşmenin Galatasaray'a olan maliyeti nereden baksan 20 milyon euro. 60 milyonun üzerinde para yapar. Bu da bir aset. O 32 yaşında olmayacak mı Schneider? Bu felsefeye göre. Ama bu şey baskılardan dolayı hemen sözleşme yapmaya çalışıyorsun. Çünkü çok önemli asetin kaldı. Bence bir yere kadar götürmen lazım. Böyle 1,5'lık hesaplarla bu iş olmaz. 750 pazarlık yaptı. Bir De Jong transfer pazarlığı öğrendim. Vallahi böyle bir şey olmaz ya. Bakkal hesabı gibi, koyun pazarlığı gibi transfer mi olur ya? 10 bin verim, 15 bin verim böyle De Jong transfer yapmış. Ne diyorsunuz demiş De Jong ya. Galatasaray alınacak olan stopere. Sizinle görüşmem lazım. Nigel De Jong. Masadan Milanlı. Kalkmışlar. Evet, masadan kalkmışlar. Bunu bana anlattılar, şok oldum ya. Galatasaray böyle mi olur? Gittin, bak Ünal Bey tamam yanlışları çok fazla. Nasıl hataysa Galatasaray'ın 2 yıllık yönetimini bozmuş olması, şampiyon olması, egolarının esiri olup da ben bu takımı yöneteceğim havasıyla Galatasaray'a nasıl zarar vermişse ekonomik ve sportif anlamda Ünal Bey, Ünal Aysal ama gidip bir hafta Schneider'i getirdi. Bir talimatla Drogba'yı aldı geldi. Yani bana göre en büyük hatası devre arası yaptığı 20 milyon dolarlık transferdir. Onun arızalarıdır bu. Ondan hiçbir tanesi Galatasaray'a fayda getirmedi. Bir tek asetim var TYS, o da 1,5 milyon lira kiraladı. Ontiveriolar, Hayroviçler. Hayroviç bu kadar parlak oyuncuda da yani kebapçıya soruyorsun. Kebapçın diyor ki şöyle bir oyuncu var Hayroviç diye soruyorsun. Alıyorsun sonra Hayroviç Werder Bremen oradan da bir yere gidiyor. Demek ki ben de şunu söyledim kendisine. İsviçre'nin göbeğinde Hayroviç diye bir adam var. Avrupalı futbol simsarları bunu görmemiş. Bir tek Galatasaray ve kebapçı görmüş öyle mi? Tebrik ediyorum vallahi ya. Yani böyle bir oyuncu alıyorsun. Ontiveri kim nereden keşfetmiş ya? Yani scout ekibi. Ya Allah aşkına ya. Kim bu? Burdüsolar falan nereden gelmiş? Yani bunlar Endan, Adililer, şunlar nerede bunlar ya? Bunlar nerede? 20 milyon euro para harcamışsın. Bunların bir tanesi Galatasaray'a katkı sağlamamış TYS dışında. O da dünya parası ödedin TYS'e. 1,5 kiraya verdin. Beğenirse alacaklar o parayı verirlerse.